Uçuşup giden zamana inat vuruyor kalbim, duyuyor musun? Bana aşkı gözlerin anlatırken sen neden susuyorsun? Ali, duyuyor musun? Çekmiyor galiba. Alo? Alo? Her şey değişir. Dünyanın alt üst olur. Ama ben onun her zaman yanındayım. Dün, bugün ve yarın. Eylül, kendine gel lütfen. Hadi aç gözlerini, bir şey söyle bana Eylül. Hadi beni duyabiliyor musun Eylül? Beni duyabiliyor musun? Duyabiliyor musunuz? İyi misin? Nasıl hissediyorsun kendini? Neredeyim? Boş ver şimdi sen nerede olduğunu. Ambulans geliyor. Hastaneye gideceğiz şimdi. Ama biz salondaydık. Ne salon? Afiyetliler vardı, evleniyorduk. Evleniyor muydun? Tamam, benimle evlenmeyi çok istiyorsun biliyorum ama o biraz bekleyecek. Ya ben onu mu diyorum şimdi? Tamam, tamam. Sakin ol, hareket etme. Kızıma şaka yaptım. Ben de seninle evlenmeyi çok istiyorum. Ama önce sana ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Neyim var benim? Hastaneye gidince öğreneceğiz. Ali. Neyim var? Felç mi? Dur. Hareket etme. Biliyorsun. Hareket etmemen lazım. Ne? Çilekli pasta mı? Senin şimdi canın çilekli pasta mı çekti? Kızım, yarın sabah alırsın. Yoba, dalga mı geçiyorsun? Tabii ki de şimdi alacağım. Aa. Rüya, yarın sabah kahvaltıda yeriz. Hayır efendim, itiraz yok. Uzun zaman sonra benim babamın canı bir şey çekmiş. Rüya, fırsatı kaçırır mı? Oh, dopingimi de aldım. Daha da hızlıyım artık. Dikkatli git gel, deli kız. Dünyanın en güzel pastasını dünyanın en güzel babasına getirmeye gidiyorum. Güzel yürektim ben. Evet Ali, evet. Her şey hazır, sizi bekliyoruz. Sizin ne kadar süre gelmeniz? Tamamdır, bekliyoruz. Hop. Pardon ya, biraz acelem var da. Ondan böyle pat pat koşturdum. Sakin ol ya, sakin ol, yavaş ol. Sen bir dakika, bu saatte nereye pat pat koşturdun? İnanamazsın. Günlerce ilk kez babamın canı bir şey istedi. Çilekli pasta. Pasta sevmez aslında ama ne bileyim, istedi işte. Tamam da güzelim, senin bu saatte açık pastane bulman çok zor. Her yer kapanmıştır. İsterse kapansın. O pastancı yatağından kaldırırım. Ve istediğim o çilekli pasta yaptırtana kadar yakasını bırakmam. Yok ya. Tamam o zaman. Şöyle yapalım. Babanın pasta işi sende.
Kalp işi bizde. Ne dersin? Anlaştık Oğuz abi. Hadi pat 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 pat. Kolay gelsin. Bizim asistanları gördün mü? Hayır, görmedim hocam. Görmedin demek. İyi bakalım. Oha! Bu ne hal la? Ne varmış ya halimde? Ya ben sana bu karavanı Esma'ya mahcup olma diye vermedim mi? Evet, verdim. Sen ne yaptın? Hap kadar yeri full pansiyon tatil köyüne çevirmişsin be. Ya abi senin karnın mı aç? Sana bir lahmacun söyleyeyim mi be? Eşeğin ayağını söyle sen bana. Sana ne benim açlığımdan tokluğum? Hem sen hastanede olman gerekmiyor mu senin? Ne işin var senin burada? Nöbetten kaytarıyorsun değil mi? Ya tamam, gidiyorum şimdi. Dur. Tek bir şey söylemeye geldim. Sadece tek bir şey. Sen beni terk mi ettin? Hayır, öyleyse söyleyebileyim de ona göre davranayım ben de. Merhaba Samo. Hoş geldin Esma. Hiç hoş gelmedim ama ben. Hatta ilişki durumumu güncellemeye geldim. Evet, sizi dinliyorum Alp Bey. Ya tamam da Esma'cığım, ben bir dakika bir üstümü giyineyim. Gerek yok. Bir de saklanmışsın yastığın arkasına. Ben senin ruhunla ilgileniyorum, bedeninle değil. Ya ben seni niye terk edeyim Esma'cığım? Ha? Niye durduk yere ayrılalım? Durduk yere. Durduk yere, öyle mi? Bir de bahane arıyorsun yani beni terk etmek için. Hay Allah'ım ya, ben böyle bir şey mi söyledim? Ben anlayacağımı anladım. Gerek yok. Sen de hiç savunma onu. Tamam mı? Hepiniz aynısınız zaten. Kardeşim çok özür dilerim. Bu gece karavanda kalabilirsin. Bütün söylediklerimi unut. Affetti. Affetti, geri geldi seni. Affetti. Gel, aşkım. Gel. Hoş geldiniz hocam. Oğuz hocam. Pardon hocam. Allah kahretmesin sizi be. Sen nöbetini burada mı tutuyorsun? Hocam ben zaten şimdi hemen hazırlanıyorum. Kes be zırvalamayı. Nöbet yerine geçmen için bir dakikan var. Süren başladı. Koş koş lan koş. Al al şunu al. Al onu al. Bunu da unutma, bunu al. Hocam, bir bakar mısınız? Tamam, başlar diye. Yetişemeyeceksin bence. 15 saniye kaldı. Arkadaşlar bir şeyim yok diyorum ya. İyiyim diyorum. Niye anlamıyorsunuz? Ay çok komik şu an bu yaptığınız. Ya millet ayağa kaldıracaksınız boş yere. Eylül, şu an itibariyle hastasın. Tamam mı? Eylül, ne oldu sana ya? İyi misin? Bir şeyim yok. İyiyim. Şuradan kalkarsam daha da iyi olacağım. Şşş Eylül. Hocam ne oldu? Geçmiş olsun. Bir şey yok. Bayıldım sadece. İrem, saçmalama. Çek şunu. Babama gittikten sonra oldu değil mi? Hayır. Kavga da ettiniz kesin. İpek, bunları sonra konuşursunuz. Evet. Geçmiş olsun Eylül Hanım. Şimdi bir bakalım. Oğuz, saçmalama. Bulunduğu nasıldı? Bilinci kapalıydı. Sonra kendine gelince biraz kafası karışıktı. Glasgow koma skoru 13'tü ama şimdi 15. Sistolik kan basıncı da 110. Ben buradayım. Farkındasınız değil mi? Ben bakacağım kendine, gerek yok. Öyle mi? Ben ilgilenirim hastamla. Hadi. Evet, alıyoruz hastayı. Ya ciddi bir şey varsa. Ya biz de bunun için buradayız ya zaten. Bir sakin olunca sakin ol. Olamıyorum işte. İpek. Bizim hastalarımıza verdiğimiz ilk ilaç nedir? Oksijen. Senin için de geçer, tamam mı? O zaman işler kötüleşmeye başladığında ne yapıyoruz? Nefes alıyoruz. Aferin sana. O zaman sen burada sakinleşmeye devam ediyorsun. Biz de gidip ablana bakıyoruz. Tamam.
Kızım, ablana ulaşamıyorum. Hastanede mi acaba? Sen yaptıklarından sonra hangi yüzle arıyorsun beni? İpek, ne diyorsun sen? Ne oldu? Annemden sonra sıra ablama mı geldi? Ne ablası kızım? Ne oldu Eylül'e? Sırada kim var? Ben onu merak ediyorum. Ben mi varım? Sen bu yaptıklarının hesabını tek tek vereceksin baba. Kızım, ne diyorsun sen ya? Ne oldu Eylül'e? Söylesene. Ya baba bırak. Baba diyorum ben hala sana ya. Bilmem ne yapıp iyice delirtme beni. Sen benim ablamı ne hale getirdin ya? Kızım tamam, ben ne yaptıysam yaptım ya, tamam. Yalnız Eylül'e ne oldu, onu söyle bana. Felçli kalmasın diye şu an insanlar etrafında. Duydun mu? Mutlu oldun mu? Ben oraya geliyorum kızım. Hastaneye geliyorum. Sakın baba. Dur orada. Buraya geldiğin anda seni kendi ellerimle polise teslim ederim, anladın mı? Duydun mu beni? Rahat bırak bizi artık. Aç bakalım gözünü. Yahu Eylül, kırpıştırıp durmasana şu gözlerini, aç. Ya sen de şunu çek suratımdan ya. Bak, çocukluk yapıyorsun şu anda. Bakamadım gözlerine. Ağzını aç. Ya tamam, Allah Allah, canım sıkmaya başladınız artık. Bir şeyim yok benim. Sinirlendim sadece, tepem attı, tansiyonum düştü, o kadar. Tabii tabii, tepen attı, tansiyonun çıktı, o kadar. Aç ağzını bakalım sen. Ağzını aç, dilini çıkar. Al işte, dilini ısırmışsın. Isırmadım dilimi. Bilinç kaybı sırasında dilini ısırmışsın Eylül. Hop hop hop, nereye gidiyorsun? Dur bakalım bir dakika. Bak bakalım şuna. Görebiliyor musun? Kendi imzamı tanıyabiliyorum Umur. Tamam, güzel. Peki şu ikisi arasındaki farkı görebiliyor musun? Bu senin normal imzan. Bu da senin bugün hastaneden çıkmadan önce attığın imza. Al. Ya sana felçin belirtilerini hatırlatmamıza gerek yok değil mi doktor? Efendim? Acilden mi? Tamamdır, hemen geldim. Dilin kanamış. Sendeki hırsla taklilik hakikaten. Efendim? Sen diyorum, neden annenin yanında değilsin? Annem dinleniyor. Hasta yani, dinlenmek gerekiyor. Doktorsun ya, bilirsin. Ablam, şey pardon, Eylül Hoca. Ali Asaf Hoca ile Oğuz Hoca yanında. Yeterli mi? Ne oldu? Sarhoş bir sürücü, hastaneye girmiş. 20'li yaşlarda bir kadın. Beyin travması var şu anda, bilinci kapalı. Beyin sıvısı görüyorum. Durumumuz nedir? Sarhoşun biri hastaneye dalmış. Rüya bu. Babası burada hastanede kalp nakli için bekliyor. Beklemiyoruz, çok acil. Ver bana serum, serum ver. Ne verdi Rüzgün? Pıhtı inceltici. İzin var mı? Ne? Şimdi doktor, bu gece dinlendireceğim seni. Tamam mı? Kesinlikle kavga etmek, tartışmak yok. Özellikle de benimle. Başka? Tekrardan geçmiş olsun hocam. Sağ ol. Çok çalışmayı da unut bir süre. Sadece dinleneceğiz. Beslenmene de çok dikkat edeceğiz. Ani hareketler de yapmayacaksın. Yapma ya. Spor yok. Aksiyona girmek kesinlikle yok. Sakin olacağız. Tamam, sakin, normal insan. Keşke yapabileceklerimi söyleseydin, daha kısa sürerdi. Eylül, durumun ne kadar ciddi olduğunu biliyorsun. Senin gözümün önünden ayırmayacağım. Böyle sağa sola koşturmaca, kafana göre gitmece yok. Ne kadar sürecek bu? Senin aslan olmak ne sıkıcıymış ya. Başka doktor isteyebiliyor muyum? Öyle mi?
tabii ki isteyebilirsin. Tabii ki isteyebilirsin. Yani hasta olarak senin doktor seçme hakkın var. Ama ben bunları sana sadece doktorun olarak değil, nişanlın olarak da söylerim. Ya deme öyle şeyler, tamam? Niye? Yalnız bu nişanlık güzel şeymiş ha. Yani bana hemen sana refakatçi olma hakkı verdi. Ve bu refakatçi hakkını da şimdi sonuna kadar kullanacağım. Refakat edeceğim sana. Ya ne yapıyorsun Ali, kalksana. Ne? Ya kalk, biri görecek şimdi, kalk. Bir şey olmaz. Koskoca doktor Eylül'lerden kim girebilir odasına öyle çap diye. Ya kalk dedim, kalk. Bir dur. Söz dinle. Koy kafanı şuraya. Biliyorsun, rahat. Koy, koy. Üst üste o kadar çok şey yaşadık ki. Benim sana ihtiyacım var. Senin bana yok mu? Kalbi zaten çok zorlanıyordu. Zorlanan kalbi benim yüzümden durdu. Ben sebep oldum ölmesine. Abi, babam bana çok ağır bir yük bıraktı. Çok ağır. Ben bunu bir ömür boyu taşıyamam. Ben bunu Eylül'den saklayamam. Böyle bir şey yapmadan önce bir kere değil, 100 kere düşün. Bunu yaparsan Eylül'de kaybedebilirsin. Üstelik o da böyle bir şeyi kaldıramaz. İyi varsın. Tehlike yoksa gelebilir miyim? Neye kızdın bu kadar? Telefonumu getirmiş. Eşyalarını getirmedim söyledikleri için. Tamam Özgür, sen çıkabilirsin. Gerçekten neye kızdığını sordum. Esra, şu kolumun haline baksana. Ben artık doktor değilim. Beni kim niye arasın? Okuldayken sana hayrandım, biliyor musun? Ne alaka? Diğer kızlar gibi değildim tabii. Onlar senin bu haline hayrandı. Esra, ne anlatıyorsun ya? Çıkar mısın, beni rahat bırak. Hah, işte tam da bu. Fevri çıkışlar, terslenmeler. Ama ben senin öteki haline hayrandım. Kontrolü elinde tutan Selim'e. Herkes panikle sağa sola kaçışırken soğukkanlı, ne yapacağını bilen doktora. Esra, çok sağ ol da benim ihtiyacım olan sağlam bir kol. Böyle saçma sapan teselli lafları değil. Peki. Mesaj alınmıştır doktor. Kayboluyorum ama şimdilik.
Ben de doktorumuz nasıl olmuş diye geldim ama. Bakıyorum her türlü motivasyon sağlanıyor. Ne ima ediyorsun sen? İma etmiyorum. Açık açık söylüyorum. Senin Selim'i ne kadar güzel teselli edebildiğini tamamen unutmuşum. Görünce hatırladım. Yeter Sinan. Bıkmadın, usanmadın ama yeter. Geldiğimden beri aynı şeyi yapıyorsun. Neymiş o? Beni yaralamak için fırsat kolluyorsun. Gitmem için yapıyorsun bütün bunları biliyorum. Pek başarılı olamıyorum demek ki. Bu kadar mı nefret ediyorsun benden? Tahmin bile edemezsin. Peki. Ama şunu bil. Hiçbir yere gitmiyorum. Göreceğiz. Bu hastanede benim de hakkım olduğunu unutma. Demek hastanede hakkın olduğunu hatırlıyorsun. Kızın olduğunu unutmuştun oysa. Evet hatırlıyorum. Bir de bu hastaneye babamdan aldığınız borçlarla ortak olduğunuzu hatırlıyorum. Sen de hatırlıyorsun değil mi? Nasıl ama? Ben de biliyormuşum değil mi gerektiğinde insanı yaralamaya. Eylül. Lavaboda mısın? Eylül. Bir kere de sözümü dinle Eylül. Bir kere de sözümü dinle. Yine nereye kayboldun acaba? Tıpış tıpış döndün tabii yanıma. Elime düşünce böyle. Konuşmaz mısın? Dinleyemiyorum. Anne. Karışma sen. Babanın papucu pahalı. Öyle değil mi Eylül Hanım? Yukarı bak. Ama yok öyle ya. O bitti artık. Bu işten yakasını kurtaramayacak. Mahvedeceğim onu. Anne susar mısın? Kız işini yapsın. Sana karışma dedim. Annenin bir şeyi yok. Eskiden neyse şimdi o. İyileşmiş yani. Ona kolay kolay bir şey olmaz. Eylül. Sağ ol ilgilendiğin için. Ne yapıyorsun anne sen? Niye öyle davrandın kıza? Kız hasta yatağından kalkıp seninle ilgilendi. Aman aman uzak dursun. Kim gel dedi ona? Ben dedim oldu mu? Eylül'ü Meylül'ü bırak da şimdi. Baban nerede onu söyle. Ne yapacaksın şimdi babamı? Polise vereceğim. Çabuk polisi çağır. O pis sünepeden şikayetçi olacağım. Anneciğim sen biraz toparlan bence. Düşünme bunları tamam mı? Ben toparlandım toparlanacağım kadar. Sana polisi çağır dedim. Bunların esinlen demin ilaçları. Şuraya da dozlarını not ediyorum. Thank you.
Ne güzel olmuşsun beyazlar içinde. Önlük yakışmış. Sağ ol, senin ikinden olsun dedim. Öyle mi? Ben sana ne söyledim Eylül? Gece yat dinlen dedim ama şimdi sabah oldu. Yani? Yani zımba gibiyim. İşimin başında dönmem lazım. Ben sana öyle bir şey söylemedim. Gece yat dinlen dedim. Ya hala kelime oyunu yapıyorsun. Ya ne söylediysem söyledim, tamam mı? Senin yatıp dinlenmeye ihtiyacın var, biliyorsun. Tamam mı? Şimdi odana götürüyorum seni, yatıyorsun, dinleniyorsun. Ali bak, bozuşacağız gerçekten. Ben iyiyim, bir şeyim yok. Bir yıl bekleyen hasta var beni ya. Öyle senin keyfin olsun diye odama çekilemem herhalde. Eylül, ne keyfinden bahsediyorsun? Sen dinlenmen lazım, biliyorsun. Nerede senin hastaların? Niye göremiyorum ben onları? Hı? Hadi. Hemen hastane önüne gitmemiz lazım. Bak dedim. Hemen. İnanamıyorum ya. Normal bir günümüz yok. Samet. Efendim hocam. Hayırdır oğlum? Ne oluyor burada? Eylül Hoca'ya hediye gelmiş. Hediye mi? Ne bu? Doktor ablam. Cihan abim sizin için gönderdi. Teşekkür Mahiyet. Özel tasarım. Mavi. Gözlerle takım şeysi olsun diye yaptım. Yalnız çiçekli kurdelya benim fikrim. Nasıl? Güzel değil mi? Ver şunu. Al. Patla sen de. Arkadaşım izin. Bir dakika be kardeşim. Hey! Allah Allah. Eylül! Nereye gidiyorsun hey? Eylül! Eylül, ne yapıyorsun? Eylül, nereye gidiyorsun? Bak, bu yaptığın çok tehlikeli. Eylül, ya Eylül, nereye gidiyorsun? Eylül, bak dinleniyor olman lazım şu anda. Yaptığın çok tehlikeli. Ne yapıyorsun çocuk? Ah Eylül. Oğuz, anahtar. Yakala. Otoparkta, kapalı otoparkta. Nedir abi ya? Göstereceğim o patronla seni. Ya gözünün mavisine kurban olduğum. Ablam biraz sakin ol ya. Ya Cihan abim seni sevdiği için aldı bu arabayı. Ya sen pastayı çok şey ettin diye araba aldı adam. Teşekkür mahiyetinde yani. Efendim Ali Asaf. Eylül, nereye gidiyorsun? Sen hemen geri dön. Dinlenmen lazım. Çok tehlikeli olduğunu biliyorsun. Öldürmek mi istiyorsun sen kendini ya? Merak etme, öyle bir niyetim yok. Mümkünse başka birini var ama. Ama ablam senin gibi güzel, çıtı pıtı bir kadına da bu laflar hiç yakışmıyor. Bak sus. Şimdi ikinci sen olursun. Ya tamam Eylül, tamam. Kenara çek, bekle beni. En azından beraber gidelim. Tamam, bir şey yok. Hallediyorum ben. Halledemezsin demiyorum sana. Ne diyorsun o zaman? Tamam, halledeceğim işte. Merak etme. Ya bence doktor abim de kendi çapında kendi içinde bir haklılık payı var diye düşünüyorum. Ne demek merak etme Eylül ya? Ne demek merak etme? Ortada bir sorun var tabii. Ortada kocaman bir sorun var. Bak... Bana nereye gittiğinizi söyle lütfen. Eylül. Ay. Yapma işte bunu Eylül. Bunu yapma işte. Bu yaptığın çocukluk Eylül, yapma. Oh. Oğuz hocam. Ben de size geliyordum. Hah. Rüyanın durumu için organ nakil koordinatörüyle konuşmamız gerekiyor. Çantasından bu kart çıktı. Organlarını bağışlamış. Hiç şaşırmadım. Babası hemen üst katta aylardır kalp nakli için bekliyor. Gencecik dayı. Öyleydi. O kaza olduğunda babasının çilekli pasta almak için dışarı çıkmıştı. Aylar sonra babası ilk defa bir şey istedi diye. O kadar mutluydu ki. Neden böyle oluyor? Neden bu hasta ruhlu insanların, masum insanların canını kıymasına engel olamıyoruz? Çünkü bu insanlar bu işlerden o kadar kolay sıyrılabileceklerini, yırtabileceklerini düşünüyorlar ki. Oysa ki bunlar için çok daha sert cezalara, çok daha sert yasal tedbirlere ihtiyacımız var. Daha babası bilmiyor. Kalbi hasta. Zor bir konuşma olacak. Ya.
Hayırdır? Tansiyonun mu yine? Çıktı yine. Ziya'nın fotoğrafına bakıp bakıp ağlıyor musun yoksa? Bir insan öldü. Sen işin dalgasındasın. Nasıl böyle bir insana dönüştün sen oğlum? Bana mı soruyorsun? Her gün beni biraz daha şaşırtmaya devam ediyorsun ya baba. Pes. Sen değil miydin o adamın kuyusunu kazmak için yapmadığını bırakmayan? Bu ne hal şimdi? Saçma saçma konuşma. Ben Ziya Nur'a karşı kazanmayı istedim. Onun da bunu görmesini istedim. Ama onun toprak olduğunu görmeyi istemedim. Her neyse. Ben seni yalnız bırakayım biraz. Acını yaşa. Ha bu arada. Yönetim kurulunu toplamamız lazım. Durduk yerde nereden çıktı şimdi bu? Hastanedeki bu belirsiz, dengesiz hal canımı sıkıyor. Hastanenin başına kimin geçeceğine karar verelim. Hastanenin başında biri var zaten Sinan. Kim? Sen mi? Ama şimdi işler değişti ya baba. Ziya Nur öldü. Esra geldi. Sen yastasın. Durumlar biraz karışık anlayacaksın. Aklında biri mi var? Var. Ben. Utanmıyorsun değil mi? Geçmiş karşıma, babanın karşısına senin yerinde gözüm var diyorsun. Yazıklar olsun. Bu kadar büyütme baba. Her kral, bak kral da diyorum. Her kral tahtını bir gün oğluna devredecektir. Kaderin işleyişi bu. Normal süreç yani. Tahtı sana devredeceğimi de nereden çıkardın? Bu hastanede işim bitmedi daha. Ziya Nur'un da bitmemişti. Ne demeye çalışıyorsun sen? Kaderin önünden çekil demeye çalışıyorum. Baba. Yok. Olmaz. Olamaz. Rüyam daha dün gece şurada oturuyordu. Çalışma. Kızım. Yirmi yaşında gencecik kız. Pasta alıp gelecekti. Keşke hiç vermeseydim. Nasip Bey, konuşmamız gereken bir konu var. Şimdi söyleyeceklerim için lütfen affedin beni. Acınız çok tersi, çok yeni, farkındayım. Görüyorum, biliyorum. Ancak zamanımız daraldığı için konuşmamız gerekiyor. Kızınız Rüya organlarını bağışlamış. Kızınız çok değerli ve anlamlı bir şey yapmış. Biliyorum. Yaşamaya devam etmek gibi bir şeymiş. Öyle söylemişti. İşte bunun için şimdi bir karar vermeniz gerekiyor. Eğer yaşam destek ünitesini kapatmamıza izin verirseniz organ nakil sürecini başlatacağız. Ablam. Ablam beni dinlesene abla. Ablam. Ablam. Ablam doktor ablam. Ablam benim belertme o maviş maviş gözlerini ya. Ya abim çok değişti. Tövbe etti o işlere diyorum ya. Bak tertemiz çiçek gibi mekan açtı. Aile şirketi ya yemin ediyorum sana. Alo. Telefon. İndim merak etme. Şimdi konum atıyorum sana azarlamanı gelince yaparsın. Ablacığım bak Cihan abim yepyeni bir hayata yelken açtı. Tertemiz bir sayfa açtı kendine ya. Ne olursun beni dinle. Mustafa Bey siz beyefendiye dışarıdaki arabaları gösterin. Tamam Cihan Bey buyurun. Hayatım biz dışarıdaki araçlara bakıyoruz. Baba ben çek istiyorum. Bu arabayı alalım. Tamam oğlum buradayız. Oo doktor hanım ben de size geleyim diyordum.
Son zamanlarda felaket başım ağrıyor. Ben daha çok ağrıtacağım başını. Sen bana böyle hediyeler alamazsın. Ya doktor hanım, ne var bunda? Sadece küçük bir teşekkür hediyesi. Hatta ben bizzat kendim gelecektim ama işte gördüğünüz gibi işler güçler değişince vakit olmadı. Oo, meşhur doktor Eylül sizsiniz demek. Amcam çok bahsetti sizden. Sus kız, mahcup etme insanı. Ben mahcup edeceğim sizi. Ya sizin konuşacaklarınız vardır. Ben de bir ayak yoluna kadar gideceğim. Yürü kız. Şöyle geçelim mi? Kes söylüyorum, şu kalın kafana iyice sok. Bir daha böyle bir şeyle karşılaşmak istemiyorum. Sen de bir kere teşekkür etmeme izin vermiyorsun ama. Ya istemiyorum teşekkür falan. Etme teşekkür, kaç kere söyleyeceğim. Ben görevimi yaptım. Al, bu son denemen olsun. Oluyor mu böyle ama? Olur. Allah Allah. Bas lan geri! Can! Can! Ne oluyor ya, siz kimsiniz? Cansu tamam, sen karışma. Ne yapıyorsunuz lan siz? Şşt, hop, kal orada. Bas, bas, bas! Lan siz kimin mekanındaki meracon kesiyorsunuz lan, dingiller? Abimin çok selamı var. Bu işlerden öyle ha deyince sıyrılamaz dedi. Beni günah sokma, indir elindeki silahı. Lan dur! Ne oluyor lan? Şşt, yaklaşma lan! Kimse kıpırdamasın lan! Tamam, tamam, sakin ol, bir şey yok. Oğlum indir silahını. Lan oğlum. Kemiklerinizi kırarım lan sizin. İndirin lan elinizdekileri. Sen kimin kemiğini kırıyorsun lan? Sıkarım lan hepinizin bacağına. Cihan abi arabayı yık. Gel lan buraya. Lan! Eko! Yaklaşma lan! Ekrem abi! Vuruldum lan. Eko! Oğlum! Eko beni duyuyor musun? Allah kahretsin be. İyi misin lan? Allah kahretsin oğlum. Polis var dışarıda. Celal! Bak bakayım bana. Eko! Ben gidiyorum aga. Nereye lan? Beni bu haline mi bırakacaksın? Vuruldum oğlum, vuruldum. Lan gebertireceğim lan sizi. Kökünüzü kurutacağım lan. Sülalenizi bitireceğim. Soysuzlar! Kımıldama lan! Kalk. Kalk. Yavaşla. Kalk lan kalk. Dur başlarında. Dur. Halledeceğim dur. Dur. Kıpırdama lan. Kimse kıpırdamasın. Anne çok korktum. Ne oldu? Nereye lan? Kıpırdamayın oğlum. Hepinizi vururum. Hareket etme. Kıpırdama. Kıpırdama. İyi misin lan? İyi misin? Buraya gel! Gel buraya! Arka kapısı var mı buranın? Bilmiyorum. Bırak lan kızı! Çök lan çök! Çök! Lan çök! Kıpırdama lan! Kimse kıpırdamasın lan! Çöksene oğlum! Çöksene lan! Dön! Ulan buradan bir çıkayım. Sizin yedi sülalenizi, ceddinizi köküne kadar kurutmazsam bana da can demesinler. Oh. Amcam! 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 Arka kapı nerede kızım? Bilmiyorum. Yalan yalan söyleme. Yürü lan. Yürü. Başım ben lan. Kıpırdamayın lan. Kimse kıpırdamasın. Kıpırdama. Vuruldum lan. Vuruldum lan. Kıpırdama. Allah kahretsin. Nerede lan buranın anahtarı? Bilmiyorum.
Burada var. İyi misin lan, iyi misin? Vuruldum lan, nasıl iyi olayım? Bunlar için suçlu bana. Lan yok, yok. Bak her yere bak. Allah kahretsin. Önce kızımı görmek istiyorum. Asif Bey. Tabii. Nerede? Geçin yerim insanları. Oğlum dışarıda bir ton polis var lan. Sana bu dükkan boşken girelim dedim. Ne yapacağız şimdi? Oğlum nereden bileyim ben böyle olacağını? Nereden bileyim ya? Lan bilirsin ki. Sana uyan aklıma... Ya İkrem abi, amcam. Ya ölüyorlar. Eylül Hanım, siz doktor değil misiniz? Ne olur yardım edin. Doktor hanginiz? Ben yardım edebilirim. Hadi, hadi, hadi. Hadi hemen. Hop, 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 hop. Önce arkadaşıma. Ama onun yarası da ağır. Pazarlık yapma lütfen, hadi. Önce Celal. Geç, geç. Tamam, korkma, tamam. Korkma. Tamam, geçti. Hop, ver onu. Kusura bakma Ali Asaf, doktor bugün çok meşgul. Sende telefon var mı? Ver! Hadi! Tamam, bize bir şey yapma. Hadi, hadi bak şuna! Yat lan, yat! Celal, tut silahı şuna. Ya, Ekrem abi, amcam. Eylül. Değiştir onları, geçirme. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Siz kimsiniz ya? Memur bey, benim içeri girmem lazım. Olmaz beyefendi. Nişanlım içeride. Anladık da içeri girsek biz gireriz beyefendi. Yani bırakın da işimizi yapalım. Geri çekin lütfen. Tamam, tamam. Kusura bakmayın. Ne oluyor? Durum ne? Henüz bilmiyoruz. İçeride eli silahlı insanlar var. Eli silahlı? Kaç kişiler? Rehin mi almışlar? Öyle görünüyor. Memur bey. Bakın ben doktorum. Yaralı olursa acil müdahale gerekebilir. Yardım edebilirim size. Beni ambulansın oraya alın. Hadi memur bey. Tamam hadi gelin. Ama dikkatli olun. Geçin yavaş. Kurşun ya böbreğinden ya da dalağından girmiş. Çok kanaması var. Tedavi et. Burada edemem. Kanamayı falan durdur. Ya... Kanamayı durdurmakla ilgisi yok. Ya kanamayı durdur dedim sana ya. Geber inşallah. Lan kes lan kes! Ya kanamayı nasıl durdurayım? Malzemem var. Hastaneye götürmemiz gerekiyor. Ha, buradan çıkalım da polis tepemize binsin değil mi? Hastane olmaz. Burada vardır işine yarayacak malzeme. Hadi doktor hanım, hadi ya! Çabuk! Ölüyoruz burada ya! Hadi, hadi, hadi! Hadi. Tamam, tamam. Korkma, tamam. Korkma. Tamam, geçti. Hızla, hızla. Tamam.
Telefonu yanında. Eğer açabilirse içeridekilerin durumu hakkında bilgi alabiliriz. Tamam. Hadi Eylül, aç şu telefonu. Hadi Eylül, lütfen aç şu telefonu, hadi. İzin vereceklerini sanmam. Ama eğer konuşabilirseniz işimize çok yarar. Çalıyor, çalıyor ama açmıyor. Bir kere de sözümü dinle, başka bir şey istemiyorum diye. Yine başını belaya soktu. Ulan bir sus lan Ali Asaf. Sen ne vazgeçmez adamsın ya. 2 saattir zır zır zır. Bak, arayan benim bir doktor arkadaşım. Şu an dışarıda olması lazım. İzin ver içeri gelsin. Belki o arkadaşını kurtarabilir. Ha? Olmaz. Senin arkadaş dışarıda kalıyor. Benim arkadaş kurtuluyor. Anlaştık mı? Hadi. Hadi. Böyle olmayacak. Hastaneye gitmesi lazım. Olmaz. Hastane olmaz. Sen doktor değil misin? Yaparsın işte bir şeyler. Yavaş, yavaş lan. Yavaş. Benim yapabileceklerim bu. İdare eder herhalde. Ne dersin? Ölmem değil mi? Bakacağız. Şimdi ona bakabilir miyim? Ne yaparsan yap. Ama bak, hareket yapma. Günaydın Can Bey. Kal lan! Allah belanı versin lan. Sus lan Ali Asaf, sus! Ağlama lan, ağlama lan! Birinin bana yardım etmesi lazım. İzin verirseniz hanımefendi yardıma gelebilir mi? Gel çabuk, gel! Gel! Tamam anneciğim. Anneciğim, tamam. Burada kal sen, burada kal. Şimdi ben 5 kere göğsüne basınç uygulayacağım. Sonra 5 dediğimde siz burnunu kapatıp ağızdan nefes vereceksiniz, tamam mı? Tamam. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ne yapacağız lan, ne yapacağız? Oğlum buradan çıkmamız lazım. Bak birazdan özel harekatı yiyecekler buraya. Kalınlar oğlum, kal! Lan biliyorum oğlum, biliyorum. Düşünüyoruz işte. Senin pisliğini temizliyoruz, düşünüyoruz. Her tarafımızı sarmışlar. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Bu böyle olmaz, benim içeri girmem lazım. Böyle bir şey mümkün değil. Bekleyemem memur bey. Mecbursunuz. Memur bey, bakın, anlıyorum sizi. İşinizi yapıyorsunuz, saygı duyuyorum. Ama siz de beni anlayın lütfen. Bakın, o içerideki benim nişanlım. Ve durumu çok kritik. Sakin ol, destek bekliyoruz. En kısa zamanda çözülecek. Ne zaman gelecek bu destek? Benim kaybedecek vaktim yok. Bizim de yok. Artık beklemiyoruz. Turan. Bir doktor reyine var dediklerinde sizden biri olduğunu anlamalıydım. Eylül içeride. Neler hissettiğini anlayabiliyorum. Ama ne olur bu sefer sakin Ali Asaf. Tamam, merak etme, sakin olur. Peki. Olmuyor, malzeme yok, kan yok, hiçbir şey yok. Ha, oldu, başka isteğin var mı? Allah Allah ya. Kalp basıcı yapmasını biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Gel böyle, ben sana öğreteceğim. Tamam. Ne oluyor lan, ne oluyor? Kalan oğlun nerede? Adam ölecek diyorum, birinin yardım etmesi lazım.
Öyle elinde silahla bir yer basmaktan daha büyük bir suç adam öldürmek herhalde. Yardım etsin, bırak işte, ölsün mü adam? Yavaş Can, yavaş! Bak sakın yanlış bir şey yapma, gözün üstünde oğlum. Sürünerek, sürünerek, sürün! Sürün, sürün, geç. Geç, geç, geç. Abi, ne yapacağım? Üst üste kur. Böyle mi? İçeridekine. Herkesin iyi olduğundan emin olmak zorundayız. Yardıma ihtiyacı olan biri var mı? Bilmek istiyorum. Telefonu açın. Yok mu? Açmıyorlar. Telefonu açarsanız kimsenin canı yanmadan hallederiz. Açmıyorlar. Tekrar ediyorum. Yardıma ihtiyacı olan var mı? Öğrenmek istiyoruz. Telefonu açarsanız kimse zarar görmez. Herkesin iyi olduğunu bilmek istiyorum. Hadi doktor, hadi dışarıyı dinleme, hadi. Kafan karışacak, hadi. Siz devam edin. Üç. Tamam. Dört. Beş. Sen! Malzeme bulmam lazım. Allah'ın aç şunu, al. Açıp ne diyeceğiz? Bir şey mi isteyeceğiz? Ne isteyeceğiz oğlum? Söylesene. Kolonya bul. Hemen. Lan ne bileyim lan. Uçak iste, helikopter iste. Ne bileyim, bisiklet iste. İste bir şey işte. Hareket yapma ha. Hadi Eko. Bir, iki, üç, dört, beş. Bunu da atlatacağız kardeşim. Hadi bakalım. Zırlamayın lan. Buradan çıkmamız lazım oğlum. Biliyorum lan, ben de onun için düşünüyorum ya ne diyeceğiz diye. Sen anca düşün zaten. Benim suçum mu lan? Kimin suçu oğlum ha? Beni bu işlere sen sokmadın mı? Hani çok para kazanacaktık? Al bak, kazandık işte. Allah belanı versin dedim. Allah belanı versin dedim. Sen kim, araç toplamak kim? Kalacaktın oğlum mahallende. Sus lan, bir sus. Sen de ağlama lan. Ne yapıyorsun? Nefes almasını sallayacağım. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Tamam, masajı bırakabilirsin. Bant, bant verir misin bana oradan? Çabuk. Şişt, yaklaşma. Al, al. Yaklaşma, yaklaşma. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi kom, hadi yavrum. Hadi lan hadi. Ölecek mi lan? Ya bir susarsanız bakacağım. Nefes alıyor. Ya bu daha ne kadar sürecek be? Gitmen gereken bir yer mi var paşam? Oğlum adam vurdum adam. Bu herif ölürse müebbet yerim lan ben. Lan bir sus oğlum, sus. Gerizekalı. Sanki beni teşekkür edip gönderecekler. Lan vuruldum zaten, daha ne olacak? Nefes alıyor dedin ama rengi mavileşmeye başladı. Ne oluyor lan, ne oluyor? Ne yapacağız doktor? Bir şey yapalım yani. Şu an silahlı çatışma olmasını istemiyorum. Şimdilik uzlaşmaya çalışacağım. Tamam. Tamam. Bak Turan, Eylül dün bir rahatsızlık yaşadı. Durumu çok kritik. İçeride fenalaşmasından korkuyorum. Hiç karşı karşıya gelmedik ama telsizde konuşmalarımızdan biliyorum. Eylül böyle bir durumda bile kolay kolay teslim olacak birine benzemiyor Ali Asaf. Aynen öyle.
şu anda hiçbir şeyi umursamadan içeride elinden geleni yaptığına eminim. Ama bir an önce çıkarmamız lazım onu. Önce kalp zarındaki kanı boşaltmam lazım. Sonra da ciğerine tüpe benzer bir şey bulup takmam lazım. Tamam. Hadi hadi çabuk. Hadi Eko. Hadi canım ciğerim benim hadi. Hadi Eko bir saate seni hastaneye götüreceğiz hadi. Sakın yanlış bir şey yapayım deme doktor. Ölecek mi lan? Ölecek mi lan? Ulan her yerdeler lan. Her yerdeler. Ne yapıyorsun? Kalp zarındaki kanı boşaltacağım. Ne yapıyorlar ona? Hadi koçum benim be. Azıcık daha dayan be. Ne yapıyorsun? Ciğerini aç. Şunu tutar mısın? Ölmesin doktor, ölmesin. Hadi Eko. Bu ne işe yarayacak? Ciğerini takacağım. Yaşaması için ne gerekiyorsa yap doktor, ölmesin. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Ne oluyor oğlum orada? Ne oluyor lan? Bak doktor hanım da burada yanımızda. Ne gerekiyorsa yapayım. Bir saat daha dayan hastanede. Bakma lan! Yardım etsene kadına! Sadece bize zaman kazandırdı. Belki birkaç dakika hemen hastaneye gitmezse ölecek. Beraber bekledik kızım. Bana uygun bir kalp için günlerce beraber dua ettik. O zaman almıştı bu kararı. Bir gün kurtulmayacak bir noktaya gelirse benim gibi çaresizce bekleyen birine umut olmak istiyordu. Bir umut var mı doktor? Ne yazık ki. Bitti diyorsun öyle mi? Buraya kadar bitti. Şimdi ben tamam diyeceğim. Makineler kapanacak. Rüyamın önce nefesi, sonra elleri soğuyacak öyle. Çok zor biliyorum. Evrakları getirin doktor. Rüyam bir an evvel bir başkasına aşık olsun. Tüm organları bir başka evladı bağışlasın ailesine. Peki ya kalbi? Onu siz alabilirsiniz. Beklediğiniz kalp kızımızın kalbi olabilir. Hayır asla. Bu sizin için bir şans. Hayır asla işte. Kızımı toprağa gönderirken kalbini göğsümde taşımamı nasıl istersin? Nasip Bey, bunu reddetmeyin. İpek. Ondan daha uygun bir kalbi nasıl bulacaksınız? İpek. Yeter dedim sana. Yeter. Siz biraz daha burada kalabilirsiniz.
Ben diğer işlere bakacağım. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bir hastanın hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Adamın şu anda hayatı umurunda mı sanıyorsun? Kızının bağlı olduğu makinenin afişini çekmesini bekliyoruz. Farkında mısın bunun? Farkındayım tabii ki. Sadece bu duygusallıkla bu şansı tepmesini istemiyorum. Anladınız mı? Şans mı? Şans mı? Kızım sen iyi misin? Hangi baba için evladının yok oluşu şansı olabilir? Ben öyle demedim. Sadece daha realist bakıyorum. Acısıyla daha yeni yüzleşen bir babaya kızının kalbini al demek mi realistik ha? Yoksa akbabalar gibi bir organın sahiplenmesini beklemek mi? O kalp, o babanın hayatını kurtaracak. Ortadaki tek gerçek bu. İnanıyorsun İpek Hanım. O babanın evladı olmadan yaşamak isteyip istememesi çok daha büyük bir gerçek. Bırakın adamı hastaneye götürelim bak. İzin verirseniz kılınıza zarar vermeyeceğim. Konuşma lan, konuşma. Kalbi durdu tekrar. Şu trakea tüpünü üfler misin? Şuna mı? Evet. Bir, iki, üç, dört, beş. Olmuyor mu lan? Olmuyor mu? Hadi be. Hadi Eko. Hadi Eko. Hadi oğlum. Ölmesin lan. Öldü lan. Öldü lan. Katil oldum lan. Katil oldum lan. Katil oldum lan senin yüzünden lan. Sus lan. Bir sus. Olduysak beraber oldu işte. Sus. Ekrem. Ekrem. Ver lan şunu. Ver. Ver. Ekrem lan senin. Vur lan şunu. Nasıl vurayım lan? Vursana lan şunu. Vursana şunu. Eylül. Sakin dur. Dur şöyle. Dur şöyle. Oğlum. Çocuğu vurdum lan. Hepimiz öleceğiz lan burada. Hepimiz öleceğiz lan. Senin yüzünden oldu lan. Senin yüzünden oldu. Sen vurdun lan çocuğu. Şu sıyırıp geçmiş bir yerde. Lan ne yapacağız biz? Lan ne yapacağız lan biz? Ne yapacağız onu? Hemen çocuğu dışarı çıkartmam lazım. Sen doktor değil misin? Bak işte. Bak işte. Ya siz anlamıyor musunuz? Çocuğu kurtarmam için dışarı çıkarmam lazım. Zaten birini öldürdünüz, şimdi de çocuk katil mi olacaksınız? Dışarıda ambulans var, bu onu kurtarmamın tek yolu. Doğru diyor lan. Ver telefonu. Ver, ver. Tamam, al aç şunu. Çocuğu çıkartacağını söyle. Alo. Eylül. Eylül, ne oldu içeride? O silah sesi neydi? İyi misiniz? Ali. Çocuk vuruldu. Şimdi dışarı çıkartıyorum. Ver lan şunu ver. Doktor bir numara yaparsa kafasına sıkarsın. Oldu Celal Bey. Başka emriniz? Denyo'ya bak. Çıkıyorlar. Hazırlanın. Ne olmuş? Oğlum içeride bizi. Yok bir şey. Yok yok yok. Yok bir şey. Beyefendiyi alın. Birine bir şey mi oldu? Beyefendi sakin olun. Beyefendi sakin olun. Geride kalın. Geride kalın. Ali Asaf sakin. Konuştuğumuz gibi tamam mı? Tamam. Paramedik arkadaşlar. SD'yi hazırlayın. Birazdan bir yaralı gelecek. Hazır olun. Hadi lan. Kalk, 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 kalk. Hadi, hadi, hadi.
Sen de kalk lan. Benim can yeleğim olacaksın. Kalk. Hop dur orada. Sadece çocuk ve doktor. Ben annesiyim. O zaman herkes burada. Lütfen çabuk lütfen. Lütfen kurtarın. Tamam hadi yürü. Tamam hadi. Merak etmeyin merak etmeyin. O benim her şeyim. Gel. Sen de benim can yeleğim olacaksın. Yavaş lan yavaş. Ağır ol. Geç bu tarafa. Geç bu tarafa. Geç. Sediye. Çocuklar hazır olun. Geliyorlar. Arkadaşlar geliyorlar. Hazırlanın. Niye? Kimse bir kahramanlık yapmasın lan. Yavaş yavaş. Herkes hazır olsun. Konuştuğumuz gibi. Dikkatli ol. Ali Asaf sakin. Tamam. Sakin ol. Kimse ateş etmiyor arkadaşlar. Lütfen dikkatli olun. Yine başıma işi açtım. Merak etme çocuk gibi. Hemen ambulansa git. Ali. Ne oluyor lan? Sakin ol. Geri dön. Ali. Eylül. Sakin ol. Ben geliyorum. Tamam mı? Bir şey olmayacak. Cerrahım ben. Yardım edeceğim size. Kimse gelmesin. Sakin ol. Allah kahretsin. Gel çabuk. Gel. Tamam. Yürü. Kahramanlık yapma sakın. Vallahi vururum. Kapat şurayı. Kapat. Bekle lan. İyi misiniz? Yürü. Sakin ol. Kımıldamayın lan. Gel lan gel. Oğlum iyi mi? Sakin ol hanımefendi. Sakin ol. Oturun lütfen. Oğlunuz iyi. Endişelenmeyin. Şu anda müdahale ediliyor. Babası da yanında. Siz oturun. Ne yapıyorsun? Nabzına bakıyorum. Sakin ol. Nedim bu kim lan? Cerrah Müstebili. Bırak onu lan. Ölüye saygın olsun bari. Lan. İyi misin lan? Kötüyüm lan, vuruldum. Bana oyun yaptınız ha? Ben o diğer doktoru uyarmıştım. Kafasını patlatayım mı şimdi? Şşş! İndir o silahı adamın başından. Saçma sapan bir şey yapayım deme, indir. Dedim lan, benim bir içim kötü oluyor. Bir fena oluyorum lan, kötü oluyorum. Allah kahretsin. İzin ver arkadaşına bakayım. Konuşma lan, diğer doktor baktı ona. Cerrahım ben dedim sana, bir şey yapabilirim. Tamam mı? Arkadaşının durumu kötü. Nedim, adam cerrahmış lan baksın. Ya Allah belanı versin. Durumu kötü görünüyor arkadaşının. Bak, bak lan bak. Ama sakın yanlış bir şey yapma. Sakin ol. Çıkaracağım sizi buradan. Lan kes artık, kes! Tamam bak, sakin. Hareket yapma, seni de vururum ha. Onu da ben vurdum. Tamam. Tamam. Şimdi bana bırak kendini, tamam mı? Sakin ol. Sakin ol. Oğlum! Uzak dur! Oğlum! Lan susun artık! Maalesef yapabileceğim bir şey yok. Boş boş konuşma lan! Kanı durdurduk işte, yaraya bir şey yap. Süngerle kan duruyor mu sanıyorsun sen? Doktor zaman kazanmaya çalışmış. Ama zaman bitti. 10 dakika içinde arkadaşını hastaneye yetiştirmezsem gözünün önünde kan kaybından ölecek. Duydun beni? Ne diyor lan bu? Ya ben böyle şansın kaderinde içine s**tım oğlum. Sen dur, ben senin daha kafanı koparacağım. Konuşma lan, konuşma oğlum. Çok lan, çok. Yavaş. Sıkarım lan kafanı. Ölüyorum lan. Sakin ol, tamam. Sakin ol. Adem'in böyle bir şey yapacağını tahmin edebiliyordum. Merak etmeyin, ona hiçbir şey olmayacak. Siz şimdi sakin olun ve içeride neler olduğunu bana anlatın. İçeride 3 tane rehine var. Biri yaralı çocuğun annesi, biri galerici, bir de onun yeğeni var. İlk silah sesiyle başka yaralanan oldu mu? Saldırganlardan biri yaralandı, bir de galericinin sağ kolu vuruldu. Kurtaramadım. Saldırganın yarası ne durumda, görebildiniz mi? Ağır. Çok kan kaybediyor. Her an bayılabilir.
Saldırganlardan biri yaralı. Lütfen bir an önce kurtarır mısınız içeridekileri? Lütfen. Merak etmeyin. Benim de tek amacım bu zaten. Saldırgan kimseye zarar vermeden ele geçirmek. Ya içeride kendinde olmayan eli silahlı bir çocuk var. Ne olur bir an önce harekete geçin lütfen. Ne kadar çok benziyorsunuz birbirinize. Merak etmeyin. Bir planımız var. Nedim lan? Nedim? Lan benim gözüm kararıyor. Bir şey oluyor. Ben kötü oluyorum lan Nedim. Bırakma lan kendini. Bırakma. Ölüyor mu cerrah? Ölüyor mu? Tamam. Merak etme. Ters bir şey yapmayacağım. Sakin ol. Susun lan! Ağlamayın artık! İnat etme. Arkadaşını bir an önce hastaneye götürmem lazım. Çok kan kaybediyor. Şuradan bana bantı verir misiniz? Hadi çabuk çabuk çabuk! Olmaz. Hayatta olmaz. O hastaneye, ben hapishaneye değil mi? Buradan sağ salim çıkmak istiyorsanız başka şansınız yok. Görüyorsun dışarısı polis kaynıyor. Lan sen işini yap. Ben çıkamazsam sen de çıkamazsın. Hemen kaldır onu ayağa. Celal! Kendine gel lan! Susun lan! Tamam. Bak. Ben şimdi işimi yapacağım. Ama hanımların bana yardım etmesi lazım. Arkadaşını şuraya taşıyacağım. Hadi. Tamam. Güzel. Hanımlar. Hadi bana yardım edin. Hadi. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Bakma lan! Önüne bak! Sakin ol. Yavaş. Sakin ol. Celal, kendine gel oğlum. Bırakma kendini Celal! Hazır mısınız? Hazırız. Birazdan nişanlını sana geri getir. Ama bana bir iyilik yap. Bir daha onun yanından uzaklaşma, olur mu? Hazırız, içeri giriyorum. Doktor. Evladına veda etmek zamansızdır. Rüya birçok kişiye hayatını geri verecek. Kalbi kabul ederseniz eğer, rüyada size hayat verecek. Senin çocuğun yok değil mi? Kızım nefes alamaz ki. Onun kalbi benim göğsümde atamaz. Bu onu bir kere. Beni her defasında. Doğru söylüyorsunuz. Benim kızım.
babam yok. Ama benim de annem var. Ölümden döndü. Yukarıda yatıyor şimdi. Eğer ihtiyacı olsaydı... ...hiç düşünmeden kalbimi ona verirdim. Verme. Sakın verme. Çünkü hiçbir anne baba kendi yaşadık. Evladınız toprak olsun görmek istemez. Bundan sonra benim bu hasta kalbim yettiği yere kadar yaşar. Ne olur vazgeçme. Ben o kalbim rüyamın güzel günlerini göreyim diye beklemiştim. Ama artık hükmü yok. Ölümü yok. O umudu ömrü uzun yıllar olan birine verin doktor. Yapabildin mi Ali Asaf? Eğer içeride güvenli bir yere geçtiyseniz bir kere bas. Şimdi sana söylediğim ikinci hamleye geçiyorsun Ali Asaf. Kalbi durdu. Kalp masajına başlamam lazım. Aynı zamanda birinin suni teneffüs yapması gerekiyor. Tamam mı? Arkadaş bana yardım etsin. Arkadaşım gel bana yardım et hadi. Olmaz. Kızlar yapsın işte. Kızlar yardım edemezler görmüyor musun? Halleri kalmamış bitmişler zaten. Allah belanı versin Celal. Verdi zaten. Hadi. Hadi bir karar ver hadi. Biz seninle burada tartışırken arkadaşın ölecek. Hadi. Acele et. Arkadaşım gel bana yardım et sen de. Hadi. Ben yardım falan etmem ona. Gebersin köpek. Kalk lan. Sensin köpek. Kalk. Arkadaşım. Gel yardım et diyorum sana. Gel. Hadi lan. Hadi. Çabuk. Hadi, 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 hadi. Çaktırma. Sadece şuuru kapalı, kalbi durmadı. Celal! Kendine gel lan! Hadi Celal! Kendine gel lan! Ali, içeri giriyoruz. Hazır ol. Kır. Kır.
bakın lan. Yanlış bir şey yapmayın. Hepinizi vururum ha. Celal. Uyan lan. Lan Celal. Lan şerefsiz Celal. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Gelmeyin lan. Vururum bunları. Vallahi çıkarma. At silahını teslim ol. Sen at sen. Seydiye. Çok şükür. Bir daha başını belaya sokma diyeceğim. Ama sen yine sokacaksın. Nereye gitti bu ya? Zaten yorgunluktan ölmüşüm. Bir de seni mi kovalayacağım ben ya? Aç şunu aç. Aç 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 aç. Heh Samocuğum. Göz bebeğim. Nerelerdesin? Ben seni çok özledim. Hiç bekleme vallahi Bloge Efendi. Samo'nun göçebelik günleri sona erdi artık. Ne demek sona erdi? Karavana ne oldu? Karavan maravan yok artık vallahi. Bitti. Oh be. Gönderdi anneciğim sağ olsun parayı. Tutuyorum evi. Artık ben de her yetişkin gibi ömrümü dört duvar arasında tamamlayabileceğim. Oh ya! İyi de Samo, ben ne olacağım? Bana ne be senden? İpeyi falan ara istersen. Benden başka arkadaşın yok mu oğlum senin? Hadi beni tutma lafa, ben nöbete geç kalıyorum. Öpüyorum, görüşürüz. Çok iyi ya. Zaten hastaydık. Bir de evsiz kaldık, iyi mi? Ne yapıyorsun? Yıldızlara bakıyorum. Çok güzelmiş bu gece. Evet. Güzeller. Güzeller. Yani susayım diyorum, konuşmayayım diyorum ama tutamıyorum kendimi. Beni dinleseydin bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti, biliyorsun değil mi? Başladık. Bilmiyorum. Ne demiştin ki? Dalga geçme. Çok iyi biliyorsun Eylül. Şu an senin hastanede dinleniyor olman lazım. Birinin o Cihan'a dur demesi gerekiyordu. Ne yapsaydım yani? Bekleseydim de öyle ömür boyu abuk sabuk hediyeler göndermesine izin mi verseydim? Hayır tabii ki. Ama bıraksaydın da erkek erkeğe ben çözseydim mesela. Erkek erkeğe. Nesin sen, maço musun? Dalga geçme lütfen ya. Biraz ciddi ol. İyi tamam tamam. Bir dahakine öyle yaparız. Kim bilir? Bir dahakine. Sen var ya sen. Sen benim başıma gelmiş en büyük belasın Eylül'lerden. Sen de benim kahraman. Thank you.
Çok uykusuz gözüküyorsunuz. Ha, öyleyim. Yani her an bir yere devrilip uyuyabilirim. Kaç gecedir eve gitmiyorsunuz? 4. Yok, 3 galiba. Bilmiyorum ki. İpek. Kızım. Geceden beri ablamdan haber alamıyorum. Telefonlarıma da bakmıyor. Burada mı acaba şimdi? Ben sana buraya gelirsen seni kendi ellerimle polise veririm demedim mi? Niye geldin? Kime verirsen ver. Ben buraya Eylül'ü görmeye geldim. Görmeden de hiçbir yere gitmeyeceğim. Sen buraya sadece Eylül'ü mü görmeye geldin? Öyle mi? Önce biz seninle başka birini görelim. Gel. Gel. Niye getirdin onu buraya? Siz aileyi çekip beni öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Çık dışarı! Çık! Esrin, sana bunu kim yaptı? Yaklaşma bana! Yaklaşma dedim sana! Anne, korkma. Ben buradayken sana hiçbir şey yapamaz. İpek, korkuyorum. Gitsin buradan. Bak. Bak, görüyor musun? Ne hale getirdin sen bu kadını. Nasıl korkuyor, görüyor musun? Bak. Sen bu hale getirdin bu kadını. Bu suratı sen bu hale getirdin. Mutlu olsun eserinle şimdi. İzle. Nesine bakayım kızım? Ben bir şey yapmadım ki. Ne demek ya bir şey yapmadım? Hala bir şey yapmadım diyor. Yavrum yemin ederim hiçbir şey yapmadım. Baba uzatma artık. Ya Nesrin bir şey söylesene. Sana bunu benim yapmadığımı söylesene. Ne diyeceğim ben sana artık? Önce dövdün. Sonra yetmedi bir de arabanın altına ittin. Öldürüyordun beni neredeyse. Ben mi ittim? Yahu ben seni gittiğinden beri görmedim bile. Yalancı karı. Baba bırak. Ben gitmedim. Sen kovdun. Ben bunlara gidecek ne yaptım ha? Bak Nesrin doğruyu söyle. Doğruyu söyle diyorum sana. Bırak. Lan bir şey yapmadım ama yaparım. Bana bak doğruyu söyle lan. Baba! Deli dövecek beni İpek. Bunu sen istedin. Polis mi? Bir de beni ayağına çağırıyorsun. Ne bu şimdi? İki güzel manzaraya fit mi olacağım ben? Seversin diye düşündüm. Ya kağıt elva. Çocuk muyum ben? Bununla mı kandıracaksın beni? Ya Esma ne alakası var ya? Çok alakası var. Dün gece anladım ben anlayacağımı. Ama yanlış anladın. Sonra ben nöbete koştum. Sana çıkacak vaktim bile yoktu. Tabii. Esma da elimde diye düşündün. 27 saat 37 dakika sonra mı açıklamak aklına geldi? Ne desen haklısın Esma. Yani yerden göğe kadar haklısın. Ama benim bu ara biraz sorunlarım var. Ne sorun var ki senin? Biraz tatsız bir durum. Senin de canını sıkmak istemedim. O yüzden hiç bahsetmedim. Ama artık birine söylemem gerekiyor Esma. Bana anlatabilirsin. Ben elimden ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışırım. Kağıt elva. Sağ ol. Esma. Ben bir süre sizde kalabilir miyim? Nasıl yani? Benim Eylül'le kaldığım evde mi? Hı hı. Yani sizin için sorun değilse tabii. Allah, yine olay var galiba burada da. Sen hiç zahmet etme. Ben eşyalarını alıp hemen geliyorum. Ben alırım canım eşyalarını. Sen almıyorsun. Ben alıp geliyorum. Sonra da gideceğiz eve güzelce dinleneceksin. Yok artık. Var artık. Var. Gideceğiz eve uzatacaksın ayaklarını televizyonun karşısında. Güzelce dinleneceksin. Biz de Esma ile sana bakacağız. İtiraz etme şansın var mı? Yok. İyi tamam. İyi.
Gizem. Sen böyle söz dinliyorsun ya. Yani şaşırmıyor değilim. Ama çok daha tatlı olursun. Söz dinleyen Eylül. Tamam hadi git gel. 5 dakikaya geliyorum. Ha, bir şey unuttum ya. Hocam. Oh hocam. En sonunda buldum sizi vallahi. Çok iyi oldu. Samet bak bugün kendime izin verdim. Çok önemliyse pas geç beni, tamam mı? Hocam bence de izin kullanmak en doğal hakkınız, kullanın ama Esra Hoca özellikle sizi arattı. Ne oldu? Şey hocam Selim Hoca delirdi galiba. Ne demek delirdi? Yani yaşadıklarından sonra garipsenemez aslında ama bir tuhaf davranıyor. Ne bulursa sağa sola fırlatıyor. Bir ağlıyor, bir bağırıyor. Biz de anlamadık hocam. Hadi gidelim. Esma yakacak beni ya. Hiçbir şey demedim kıza. Şimdi bir ton azar işit. Hadi yürü. Bırakın diyorum ya. Yürü yürü yürü. Bir dakika. Ne oluyor? Polis ifade almak için götürüyor. Kızım daha önce de söyledim sana, yine söylüyorum. Ben bir şey yapmadım Eylül. Bana inanmalısın. Yürü, bu sefer inan bana kızım, hadi. Ne olur. Bu defa bana inan Eylül. Hadi, hadi. Eylül kızım, hadi. Ne olur bana inanmalısın Eylül. Ben bir şey yapmadım. Kızım ben bir şey yapmadım. Eylül. Eylül bir şey yapmadım ben kızım. İnanmalısın bana Eylül. Eylül. Daha iyi olacağız. Efendim? Ben Ziyanur Bey'in avukatı Taylan Kara. Dinliyorum. Sizinle konuşmamız gereken acil bir konu var. Şu anda Sinan ve Süleyman Beylerle toplantı odasındayız. Rica etsem hemen gelebilir misiniz? Tamam, geliyorum. Ne oldu? Galiba şimdi kovuluyorum. Nasıl ya, niye? Selim, lütfen sakin ol. Selim. Selim ne olur sakin ol. Olamıyorum, olamıyorum Esra. Nasıl sakin olayım? Tamam. Tamam, geçecek. Tamam Samet. Hadi sen işini başına dön. Peki hocam. Ne durumda olduğuma bakmaya mı geldin? Hayır. Abimi görmeye geldim. Abimi ziyaret edemez miyim? Gördün işte. Durumum bu. Tek kollanca bu kadar yapabiliyorum. Hepsi geçecek Selim. Hepsi. Hastaları böyle mi kandırıyoruz biz? Bu kadar kolay mı yalan söylüyoruz? Yalan değil bu. Abi, iyileşmen için ne gerekiyorsa yapacağız. Lütfen güven bize. Abi, ben yalnızca kolumu kaybetmedim. Ben doktorluğumu kaybettim. Ben mesleğimi kaybettim. Hayatımı kaybettim ben. Anlıyor musunuz? Hayatımı kaybettim. Selim. Abi,
Abi ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Yapma lütfen. Yapma abi, yapma bunu kendine. Bunu kendine de bize de yapma lütfen abi. Güven bize, tamam mı? Ben sana güveniyorum. Ben sana inanıyorum. Sen bunu da atlatacaksın. Bir şekilde bunu da atlatacaksın. Hatta mesleğine geri döneceksin abi. Sen lütfen bırakma kendini. Yeter ki bırakma kendini abi. Selim bak. Bu durumu beraber atlatacağız. Tamam mı? Her şey düzelecek. Lütfen yapma. Ben sizi yalnız bırakayım. Sen de git. Tamam, gideceğim. Abi yapma. Abi yapma. Abi seni de kaybedemezdim. Seni de kaybedemezdim abi. Seni hayatta tutabilmek için tek yol buydu, biliyorsun. Zaten kimselere görünmeden geldim. Hadi geçin, oturun şöyle. Benim senden son bir ricam olacak. Tabii. Kızımın kalbi başarıyla nakledilmiş. Öyle. Donör ve alıcı arasında çok iyi bir eşleşme sağlandı. Kalbinin nakledildiği kişiyi görmek istiyorum. Hazır olamam doktor. Rüya benim tek ailemdi. Ama biliyorum ki giderken birilerine hayat verdi. Rüya, o kadar değerli bir şey yaptı ki, o kadar değerli bir şey yaptı ki. Sayenizde gencecik bir insan hayatına devam edebilecek. Rüyanın sayesinde. Hazır mısınız? Gerçek oldu.
Rüyamın çok iyi bir kalbi vardı. Ona iyi bak olur mu? Bizi böyle diktiniz buraya. Ne söyleyecekseniz söyleyin. Herkesin işi gücü var. Gelecek olanlar var. Onlar geldiğinde başlayacağız. Ölme eşeğim ölme. Hayırdır Sinan? Neymiş bu acil olan? Avukat bey, bakın Esra'nın da pek vakti yokmuş. Belki yetişmesi gereken bir randevusu, başında beklemesi gereken bir hastası falan vardır. Konu neyse, başlayalım artık hadi. Gerçekten, bu kadar gizem yeter. Ne anlatacaksanız başlayın. Herkes gelsin, başlayacağız. Biraz sabır lütfen. Seninle mi aradı avukat? Bir şey dedin mi peki? Sanırım birazdan kovulacağım. Saçmalama. Sence ben böyle bir şeye izin verir miyim? Bu yüzden mi astın sen yüzünü? Ben her zaman senin yanındayım, merak etme. Gülsün artık şu güzel yüzün ya. Bu gülümseyen halim benim. Evet. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Bir dakika, bir dakika. Bu kızın ne işi var burada? Çıksın dışarıda beklesin. Sinan Bey, ağzınızdan çıkana dikkat edin. Etmezsem ne olur? Bela lütfen. Sakin olalım. Hem uzun zamanınızı almayacağım. Buraya sizi hastanenizin yeni ortağıyla tanıştırmak için sizleri çağırdım. Yeni ortağı mı? Evet. Eylül Hanım. Bahar Tunç Hastanesi'nin yeni ortağı artık sizsiniz. Alo baba, ne? Geliyor musun? Tamam tamam, yetişirim. Tamam. Allah kahretsin, ateş kesildi. Çabuk kapat. Çabuk. Hadi. Arkanı toplamaktan bıktım. Baba, ayıp oluyor. Yalan mı? Ziyanur'la ben olmasak? Kızın da sana çekmiş. Her kral tahtını bir gün oğluna devredecektir. Kaderin işte işi bu. Ne demeye çalışıyorsun sen? Kaderin önünden çekil demeye çalışıyorum. Cenaze işlemlerinin başlatılması gerek. Ne?
ailenizden biri geldiğinde benim olsun. Onun ailesi benim ailemde o. Başka kimsemiz yok. Siz öldürdünüz onu. Sen öldürdün onu biliyorum. Siz katilsiniz. Üzgünüm. Sen yaptın biliyorum. Sorumlusu sensin. Duydun mu? İspat edeceğim bunu göreceksin. Babaannenin raporunu değiştiren adamın oğlu o. Kendi kanından olmayan hiç kimseye güvenme. Acıma, acınacak hale düşersin, üzülürüm. O kadının ölümünde bir şekilde hepimiz sorumluyuz. Ama bunu bilmesi hiç kimseyi geri getirmeyecek. Bence Eylül haklı baba. Babaannesinin ölümündeki ihmal örtbas edilmiş. Ne demeye çalışıyorsun? Senin bundan haberin var mıydı? Hayır, yoktu. Bak evlat, bu işi daha fazla kurcalamayın. Hiç kimseye bir faydası yok. Peki ya adalet? Birinden çalınanı ona geri veremiyorsan, hırsızını cezalandırmak için gereken gücü ona verirsin. Babam da adil bir adam olarak bunu yaptı. Belki de günahının bedelini böyle ödeyebileceğini düşünüyorum.